Merhaba sevgili arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Baştaşlar konusunun sonuncu adımındayız arkadaşlar. Yani dördüncü adımdayız. Baş ile ilgili son videomuz oluyor ve oldukça önemli bir videodur arkadaşlar. Bu videoda bir eşitsizliğin karesini almakla uğraşacağız arkadaşlar. Ya da bir eşitsizliğin kuvvetlerini alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten arkadaşlar son zamanlarda ÖSYM'nin sorduğu soru tarzlarından bir tanesidir. Önemlidir. Şimdi ben oldukça anlaşılır bir şekilde anlatacağım. Lütfen sizler de benimle birlikte güzel bir şekilde yazarsanız hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Arkadaşlar, öncelikle bir eşitsizliğin karesini alırken neden karesini alırken sorunlarla yaşıyoruz? Çünkü bir sayının, eksili bir sayının karesini aldığımız zaman artı oluyor. Dolayısıyla eşitsizlikle ilgili bazı problemler çıkıyor. Ben de bunları kendim karakterize ettim güzel bir şekilde. Bir eşitsizliğin karesini alırken her iki taraf pozitifse nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Her iki taraf negatifse nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ya da bir taraf negatif diğer taraf pozitifse nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu şekilde notlarınızı alırsanız hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Arkadaşlar öncelikle her taraf pozitifse düz mantık. Ne demek istiyorum? Bakın pozitif 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 pozitif. Her taraf pozitifse direkt mesela x'in aralığını vermiş bizden x karenin aralığını soruyorsa... Direkt hepsinin karesini alıyorsunuz. 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25. Yani küçük küçüğü yazıyorsunuz. Küçük küçüğü yazıyorsunuz. Dolayısıyla x kare 4 de 25 arasındadır diyoruz. Bu kadar basit. Eğer her taraf pozitifse. Mesela 3'ün karesi 9. Küçüktür. x kare. Burada küçük eşit varsa küçük eşit yazmak zorundayım. 4'ün karesi 16. Ne yaptım? Böylelikle x karenin aralığını buldum. Bu kadar basit. Eğer her taraf pozitifse düz mantık karelerini alıp aşağı yazıyoruz. Eğer her taraf negatifse arkadaşlar karelerini alıp tersten yazıyoruz. Bakın negatif 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 karelerini alacağız ama tersten yazacağız. Zaten düz yazsak ne olur? Bir ilk önce düz yazmaya çalışalım. Bakalım neden tersten yazıyoruz? Onu anlamaya çalışalım. Bunun karesi 16'dır. Küçüktür x kare. Küçüktür. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Bu oldu mu sizce? Olmadı değil mi? Çok saçma oldu. Bir sayı 16'dan büyük 4'ten küçük olur mu? Olmaz. Bu olmadı. O yüzden arkadaşlar karelerini alıyoruz. Tersten yazıyoruz. Bakın eksi 4'ün karesi artı 16. Artı 16'yı buraya yazıyoruz. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ü de buraya yazıyoruz. O yüzden her iki taraf negatifse karelerini alıp tersten yazıyoruz. Anlamlı olsun diye. Hocam her iki taraf negatif. O yüzden x karenin aralığını bulurken tersten yazıyoruz. Karelerini alıp tersten yazıyoruz. Eksi 5'in karesi 25. 25 buraya gelecek. Çocuğuyla beraber gelecek. Çocuğunu yanına getirmezsen olmaz. Eksi 3'ün karesi 9'dur. 9 Dokuz da kendi çocuğuyla beraber gelecek. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Tekrar ediyorum. Her taraf pozitifse karelerini al. Düz aşağı yaz. Her taraf negatifse karelerini alıp tersten yazıyorsun. Ama bir taraf negatif diğer taraf pozitifse ne yapıyoruz? Mesela burada her iki taraf pozitifti. Burada her iki taraf negatifti. Ama burada bir taraf pozitif diğer taraf negatifse. Arkadaşlar bir kere bir sayının karesi eksi olabilir mi? Olmaz. Bir sayının karesi ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Pozitiftir. Dolayısıyla x kare bakın x kare büyük eşit sıfır diye başlanır. Karesi büyük olan hangisidir? 4'tür değil mi? Bunun karesi 9. Bunun karesi 16. Büyük olanı sağa yazıyorsunuz. 16. Kendi çocuğuyla beraber sağa yazıyorsunuz. Bir sayının karesi sıfırdan büyük eşittir daima karesi büyük olanı da sağa yazıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Zor düşünmeyin. Bir taraf negatif diğer taraf pozitif. X kare büyük eşit sıfır diye başlanır. Neden? Çünkü bir sayının karesi negatif olamaz. Bunun karesi 1 bunun karesi 9. Bunun karesi 9 olduğu için 9'u buraya yazıyorum. Büyük olanı buraya yazıyorum. Çocuğuyla beraber de yazıyoruz. Buraya geldik. Hocam bir taraf negatif diğer taraf pozitif. Bir sayının karesi negatif olamaz. Büyük eşit sıfır diye başlayacağız. Bunun karesi 16. Bunun karesi 1. Büyük olanı bu olduğu için onu yazacağız. 16'yı yazıyorum. Çocuğu nerede? Çocuğunu da yanına getir. Burası küçük olsaydı küçük yazacaktım. Anlaşıldı mı? Arkadaşlar lütfen. Çok basit. Bakın gerçekten çok basit. Her iki taraf pozitifse düz mantık. Her iki taraf negatifse karelerini alıp tersten yazıyoruz. Bir taraf pozitif. Diğer taraf negatifse. Sıfır büyük eşit sıfır diye başlıyoruz. Karesi büyük olanı çocuğuyla birlikte sağa yazıyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Ee, şu biraz yani bununla ilgili mesela ben size bir soru sorayım size desem ki size desem ki 2 küçüktür tamam mı ya da şöyle 2 küçüktür x küçüktür ne olsun 5 olsun tamam mı arkadaşlar böyle bir şey olsun bunun karesini bulur musunuz bana bir de eksi 5 küçüktür x küçüktür eksi 2 bunun karesini bana bulun. Bir de bunun karesini. Yani karesinin aralığını karesinin aralığını bana bulun. Bulun. Videoyu duraklat bul. Şimdi ikisi de aynı çıkacak. Bakın arkadaşlar bunun her iki taraf pozitif hocam. Bunun karesi 4 küçüktür. X kare küçüktür 25. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Bunun karesini bul. Hocam her iki taraf negatif. Eksi 2'nin karesi 4 bu tarafa geliyor. Küçüktür. X kare Küçüktür. Eksi 5'in karesi 25. Bu tarafa geliyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Aynı şeyi buldum değil mi? Burada da burada da aynı şeyi buldum. Tamam. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Peki ben size desem ki bak soruyu biraz değiştiriyorum. Size desem ki x kare küçüktür 25 büyüktür 4 x ne olabilir? desem. Siz ne düşünürsünüz? Bununla ilgili soru geldi. Birçok öğrenci kaçırdı. Standart sapmaya girmiş bir soru. Arkadaşlar yani bu şu olabilir. 2 küçüktür. X küçüktür. 5 olabilir. Değil mi? Şurada olduğu gibi. Veya eksi 5 küçüktür. X küçüktür. Eksi 2 olabilir. Şurada olduğu gibi. Bunun karesini aldığımda da buna ulaşıyorum. Bunun karesini aldığımda da buna ulaşıyorum. Dolayısıyla soruda böyle bir şey verilmişse bu da olabilir, bu da olabilir diye bilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Birçok öğrenci sadece bunu alıyor. Bunlara dikkat et. Sevgili arkadaşlar, bir eşitsizliğin çift dereceli kuvvetlerini alırsak bu kurallar geçerlidir. Tamam mı? Çift derece. Yani karesini dördüncü dereceden, yani mesela atıyorum x kareyi bulmaya çalışıyorsanız ya da şurayı sileyim. X üzeri 4'ü bulmaya çalışıyorsanız ya da X üzeri 6'yı bulmaya çalışıyorsanız yani çift dereceden kuvvetlerini alırsanız Bunlar geçerlidir. Neden biliyor musunuz? Çünkü eksi'nin çift kuvveti artıdır. O yüzden bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak bir sayının bir, bir eşitsizliğin küpünü ya da 5 dereceden kuvvetini ya da 7 derecede yani tek dereceden kuvvetini alırsak bu kurallar geçerli değil. Neden? E çünkü eksi'nin tek kuvveti yine eksi'dir. Anlaşıldı mı? Bunlara dikkat edeceğiz. Bu notumuz bundan bahsediyor. Örneğin şöyle bir şey yapalım. Eksi üç ya da eksi 2 küçüktür x küçüktür eksi 5 olsun. Tamam mı arkadaşlar? x kareyi bulmaya çalışırken bir de eksi 2 küçüktür x aynı şey yazıyorum. Burada x karenin aralığını bulalım. Burada da x küpün aralığını bulalım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi dikkat edin. Kareyi bulurken tersen yazıyorduk. İşte 5'in karesi 25 küçüktür. Ee, pardon ben çıldırmışım. Çıldırmışım. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Yani eksi 5 buraya. Eksi 2 buraya. Sen hep yapıyorsun ha. Ben yanlış yazmışım ya. Ha ah, şimdi oldu. Buraya eksi 2 olmaz ki. Anladın? Şimdi karesini alırken eksi 2'nin karesi 4 buraya geliyor. Eksi 5'in karesi 25 buraya geliyor. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Karesini alırken. Ama küpünü alırken düz mantık. Yani direkt bunun küpünü alıyorsunuz. Bunun küpünü alıyorsunuz. Bunun küpünü alıyorsunuz. Düz mantık. Eksi 5'in küpü eksi 125. Yani eksi olduğu için bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Bakın yine anlamlıdır. Yani küpünü alırken hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Kural mural yok. Küpünü al düz mantık yaz. Ama karesini falan alıyorsan o kurallar geçerlidir. <laughs> Yukarıdaki eşitsizliği kullanarak x kare, x küp, x üzeri 4, x üzeri 5 ifadelerin aralıklarını bulalım demiş arkadaşlar. Siz de bulun. Mesela x kareyi bulurken. Hocam x kareyi bulurken bir taraf negatif diğer taraf pozitiftir. Ha. O yüzden x kare büyük eşit 0 diye başlanır karesi büyük olan budur 9'dur çocuğuyla beraber buraya gelecek anlaşıldı x küpü bulurken hocam x küpte kural mural yok direkt hepsinin küplerini alıp aşağı indiriyorum eksi 3'ün küpü eksi 27 küçüktür x küp ortaya zaten geliyor küçük eşit 2'nin küpü 8 düz mantık Bunları da sen bul Dördüncü dereceden yine x üzeri 4 büyük eşit 0. Neden? Çünkü bir sayının dördüncü kuvveti çift kuvveti sıfırdan büyük eşittir. Hangisini dördüncü dereceden alsak büyük olur? Bunun dördüncü eksi 3'ün dördüncü dereceden kuvveti 81'dir. 2'nin dördüncü kuvveti 16'dır. 81 daha büyük olduğu için küçük 81 yazıyorum. Anlaşıldı mı? 5. dereceden düz mantık. Yani kural mural yok. Bunu biliyorsunuz artık. Şimdi X kare artı Y kare artı Z karenin alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Hemen gidiyorum X kareyi buluyorum. Bakıyorum her iki taraf negatif şey pozitif. Pozitifse düz mantık. 2'nin karesi 4. Küçük eşit buraya küçük eşit yazıyorum. X kare ortaya geldi. Küçüktür. 5'in karesi 25. X kareyi buldum. Sıra Y kareye geldi. Bir taraf negatif diğer taraf pozitifse Y kare büyük eşit 0 diye başlamam lazım. Çünkü bir taraf negatif diğer taraf pozitif. Sonra Hangisi büyük? Bu da bunun karesi 4, bunun karesi 1. Bu da 4 daha büyük olduğu için 4'ü buraya yazıyorduk. Çocuğuyla beraber. He valla. Buraya geldik. Z'ye geldik. Z kare. Her iki taraf negatif. O zaman tersen yazıyorduk. Z kare. Eksi 1'in karesi 1. 1 buraya gelir. Kendi çocuğuyla beraber. Eksi 3'ün karesi 9. 9 buraya gelir. Kendi çocuğuyla beraber. Anlamış mısın? Evet. Sonra ne yapacağız? Valla taraf tarafa toplayacağız. Bunları taraf tarafa toplarsak ne olur? 4, 5 oldu. Küçük eşit, küçük eşit, küçük eşit mi olur? Evet. Vay. X kare artı y kare artı z kare. Ne güzeldir, ne güzeldir, ne güzeldir. Z kare. Küçük bir tane küçük bile olsa küçük yazıyorduk. 25, 4 daha, 29, 9 daha, 38 mi? Evet, harikayız. Böylelikle x kare artı y kare artı z kareye ulaşmış olduk. Alabileceği en küçük değer 5'tir dikkat ederseniz alabileceği en büyük değer de 37'dir. Şimdi bende neyi soruyor? Alabileceği en küçük değerle en büyük değerlerin toplamı kaçtır? Yani bu ikisinin toplamı kaçtır diyor. 5 ile 37'nin toplamı 42'dir. Cevabımız Ceyhan oluyor. Eyvallah. X kareyi buluyorum. Hemen gidiyorum. X kareyi buluyorum. Oy, şu rengi değiştir. Şimdi. Bir taraf negatif diğer taraf pozitif. O zaman x kare büyük eşit 0 diye başladım. Bu da bunun karesi 25. 25'i buraya yazacağız. Büyük olan karesi büyük olanı sağa yazıyorduk. Kendi çocuğuyla beraber. aha. Y kareyi buluyorum. Her iki taraf negatif. Y kareyi ortaya yazdım. Tersten yazacağız. Negatif olunca ters çeviriyorduk. Eksi 1'in karesi 1 buraya gelir. Kendi çocuğuyla beraber. eksi 2'nin karesi 4'tür. Buraya gelir. Kendi çocuğuyla beraber. Ah, anlaşıldı. Sonra eksi y kare olduğu için arkadaşlar. Bakın eksi y kare olduğu için aşağıdakine eksiyle çarpmam gerekiyor. Yani şurayı eksiyle çarpacağım ki y kareye ulaşalım. Bak x'in aynı şekilde yazıyorum. 0 küçük eşit x kare küçüktür 25'i yazdım. Aşağıya eksiyle çarpıyorum. Tabii bir eşitsizliği eksiyle çarptığımızda vey eşitsizlik yön değiştiriyordu. Ona dikkat edeceğiz. Eksi y kare ortaya. Eksi 4 buraya. Bakın eksi 4 buraya değil mi? Eksi çarpı 4. Eksi 4 çocuğuyla beraber sola gelecek. Eksi 1 de çocuğuyla beraber sağa gidecek. Sonra taraf tarafa topluyorum. Eksi 4 sol taraf. Küçük eşit küçük eşit. Valla ikisi de küçük eşit de küçük eşit yazıyorum. X kare eksi y kare. X kare eksi y kare. Vay 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 vay. Küçük küçük. Küçük. 25 4 24. Aha. Valla bulmuşum. Valla bulmuşum. Valla bulmuşum. Ne diyor? Tam sayı değerleri kaç tanedir diyor. Yani kaç tane tam sayı değeri var? Vay vay. Eksi 4. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, nereye kadar? 23'e kadar. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Kaç tane var arkadaşlar? Ya şöyle hesaplayın. Bak burada kaç tane var? 23 tane var. Şurada kaç tane var? 4 tane sıfırın solunda bir de sıfır var. 5. 23 artı 5. 28 tane var. Arkadaşlar bunları şöyle de bulabilirsiniz. Şimdi bunun içinde bir teknik vereceğim size. Eğer e, A küçüktür. Benimle birlikte bu notu yazın. Önemli. A küçüktür. X küçüktür. B diyorsa. Kaç tane X değeri var diye soruyorsa. B eksi A eksi bir tane X değeri var. B eksi A eksi bir tane X değeri var. Eğer bir taraf küçük eşit olsa. Şöyle olsa. O zaman B eksi A tane X değeri var. Eğer her iki taraf küçük eşit olsa. O zaman <laughs> b eksi a artı bir tane x değeri var. Ne demek istiyorum? Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Buradan size göstereyim. Bu da önemli. Yani bunu göstermeden bir eğitimciye yakışmaz. Valla size göstermem lazım. Eyvallah. Şimdi ben size, ben size bir soru sorayım. Ee, örneğin 2 küçüktür. X küçüktür. Ya da 3 küçüktür. 25. Kaç tane x değeri var? Direkt 25'ten 3'ü çıkarıyorsunuz. Tamam mı? 25'ten 3'ü çıkarıyorsunuz. Bir de 1 çıkarıyorsunuz. Kaç oluyor? 22, 21. 21 tane x değeri var. Yani emin olmuyorsanız sayın. Yani burası 4, 5, 6, 24'e kadar değerler var. Dersiniz ki ya 1, 2, 3 de olsaydı 24 tane olurdu. 3 tanesini çıkar 21. Anlaşıldı mı? Yani tek tek sayarsanız 21. Yani ne yapıyoruz? Her tarafta yani küçük küçük olsa bundan bunu çıkarıyorsunuz bir de 1 çıkarıyorsunuz. Eğer şöyle olsaydı 3 küçük eşit x küçük 25 olsaydı kaç tane kaç bu aralıkta kaç tane x tam sayısı var? O zaman cevabımız direkt 25 eksi 3. Yani bir tane küçük eşit varsa 1'i çıkarmanıza gerek yok artık. Cevabımız ne oluyor? 22 tane. Ama şöyle olsaydı mesela 3 küçük eşittir x küçük eşittir 25 kaç tane x değeri var? O zaman arkadaşlar bu durumda da 25'ten 3'ü çıkarıyorsunuz 1 e ekliyorsunuz. Terim sayısıyla alakalıdır. Yani 22 bir daha 23 mi? 23 tane x değeri var. Mesela burada biz ne bulmuştuk arkadaşlar? Şöyle bir şey bulmuştuk. Eksi 4 küçük eşittir. X e, x kare eksi y kare küçüktür. 24 bulmuştuk değil mi? Evet. Şöyle bir şey bulmuştuk. X, x kare eksi y kare kaç farklı de değer alabilir diye sormuş. 24 bakın bir taraf küçük eşit. Bir tanesi küçük eşitse direkt çıkartıyoruz. Direkt çıkartıyoruz. Burada olduğu gibi. Yani bundan bunu çıkaracağız. Tamam mı arkadaşlar? Yani 24'ten Eksi 4'ü çıkaracağız. Sonucumuz 28 oluyor. 28 tanedir diyoruz. Bu yani video uzuyor. Anlatmasam da olmaz ki. Önemliydi bak. A küp artı B kare. En küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar hocam A küp diyorsa direkt düz mantık küpünü alıyoruz. Eksi 2'nin küpü. Eksi 8 küçüktür. A küp. Efendim, kural mural yoktu. Küçük eşit. Birin küpü valla birdir. B kare. Bir taraf negatif. Diğer taraf pozitif. Karesini alıyorsak bir sayının karesi büyük eşit sıfırdır daima. Bir karesi büyük olan budur. Eksi 2'nin karesi 4'tür. 4 buraya gelir kendi çocuğuyla beraber. E valla taraf tarafa topluyorum. Sol taraf eksi 8. Küçüktür değil mi? Küçük küçük evet. A küp artı b kare. A küp artı b kare. Küçük eşit küçük valla küçük. 1 ile 4'ün toplamı 5. Böylelikle a kare a küp artı b kareyi bulduk. Bu a küptür pardon. A küp artı b kareyi bulduk. En küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? En küçük tam sayı değeri eksi yedidir. E bu kadar. Evet çok önemli bir soruya geldik arkadaşlar. Bu soru biraz boğucu bir soru. Bakın bir yerlerde karşınıza çıkabilir. O yüzden yavaş bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar a kare artı 2a. Böyle bir şey varsa siz burayı tam kareye çevirmek zorundasınız. Tam kareye çevirmeyi yani bu soruyu eğer anlamazsanız lütfen bu soruyu duvarınıza yapıştırın. Çarpanlara ayırma konusunu gördükten sonra bir daha çözün. Arkadaşlar burayı tam kareye çeviriyorsunuz tamam mı? Yani şu ifadeyi alıyorum. A kare artı 2A yazıyorum artı. Şimdi 3'ü de parçalıyorum bakın. 3'ü 1 artı 2 diye yazabilir miyim? Yazabilirim. 1 ile 2'nin toplamı 3 eder. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü burası arkadaşlar A artı 1'in parantez karesidir. Bakın burası A artı 1'in parantez karesidir. Yanda ne var? Bir tane 2 var. He, yani bu buna eşit. O zaman ilk önce a artı 1'i bulacağım. Yani buraya 1 ekliyorum arkadaşlar. Şuraya 1 ekliyorum. Buraya 1 ekliyorum. Eşitsizliğin her tarafına 1 ekliyorum. O zaman ne oluyor? Eksi 1 oldu burası. Küçüktür a artı 1. Küçüktür a artı 1. Her tarafa 1 ekliyorum. Ha. Küçük eşit 3'e 1 ekle 4. E ne yaptım? Bu eşitsizliğin her tarafına 1 ekledim. Şimdi a artı 1'in karesi arkadaşlar. Bakın bir taraf negatif diğer taraf pozitif. Yani ben bunun karesini alacağım ya. O zaman A artı 1'in karesi ne olur? Söyleyin bana. Hocam bir taraf negatif diğer taraf pozitifse büyük eşit 0 diye başlıyorduk. Karesi büyük olanı sağa yazıyorduk. Bunun karesi daha büyük 16 çocuğuyla beraber sağa yazıyorum. Aha. Böylelikle A artı 1'in karesini peyda ettik. Bir de 2 ekleyeceğim. Her tarafa ne yapacağım? 2 ekleyeceğim. Yani hem buna 2 ekleyeceğim. Hem buna 2 ekleyeceğim. Hem de buna 2 ekleyeceğim. O zaman burası ne oldu? 2 küçük eşit. A artı 1'in karesi artı 2. Artı 1'in karesi artı 2 küçük eşit 16 ile 2'nin toplamı 18. Arkadaşlar bakın zaten biz de bunu arıyorduk buna ulaştık. Şunu aramıyor muyduk? Bu da bu demek zaten. Dolayısıyla diyor ki bu ifadenin alabileceği en büyük ve en küçük tam seyredenlerin toplamı kaçtır? Alabileceği en küçük değer dikkat ederseniz 2'dir. Alabileceği en büyük değer de 18'dir. Bunların toplamı kaç oluyor? 2 ile 18'in toplamı 20. Hocam anlamadım sınavda gelecek diye bir şey yok ki. Bazen çok zor sorular oluyor sınavda gelmiyor. Mesela bu yıllardır sınavda gelmiyor. Yaz duvara yapıştır çarpanları ayırmayı gördükten sonra bir daha çöz. He <laughs> Şimdi size bir soru. Size bir soru bak bu çok önemli ha. Size bir soru. Lütfen buraya iyi dinleyin. 4 küçüktür. B kare küçüktür 25. B'nin aralığı ne olabilir? Bak dikkatli ol. Demin gösterdim ha. B'nin aralığı ne olabilir söyler misin? Hocam 2 küçüktür B küçüktür 5 olabilir. Çünkü bunun karesini aldığımızda buraya ulaşıyoruz. Veya veya eksi 5 küçüktür B küçüktür eksi 2 de olabilir. Unuttun mu? Unuttun mu Cano? Aha. Aynısını burada yapmışım. Ya bak bu varsa bu da olabilir bu da olabilir demiştim. Bunu dikkat et. Şimdi demek ki arkadaşlar gerçekten bak bunun karesini alın buraya ulaşıyorsunuz. Bunun karesini alın tersten yazın buraya ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla iki farklı değer var. Şimdi bunu yazdık. İki farklı durum var. Peki A ne? A'nın aralığı zaten belli arkadaşlar. A neymiş? Eksi 1 ile 3 arasında. Yani eksi 1 küçük A küçük eşit 3. Bir daha yazıyorum bunun altına. Eksi 1 küçüktür a. Küçük eşit 3. Değil mi? A'yı zaten vermiş. Şimdi a artı b'yi sorduğuna göre arkadaşlar a artı b'yi bulmak için ne yapacağız? Kendimizi peripişan edeceğiz. Mesela buradan a artı b ne geliyor? 1 küçüktür a artı b küçüktür 8 geliyor. Burada a artı b ne geliyor? Eksi 6 küçüktür a artı b küçüktür 1 geliyor. Mesela burada A artı B kaç farklı değer alabiliyor? Söyleyin bakalım. Bana 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı değer var burada. 6. Peki burada kaç farklı değer var? Arkadaşlar 6 tane negatif varsa 6 tane de pozitif vardır. 6 tane pozitif varsa 6 tane negatif var. İnanmıyorsanız bakın burası eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de burada. 6 tane burada. 6 tane de burada. 6, 6 daha. 12 farklı. X, A artı B 12 farklı değer alabiliyor. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ise e, baş ilgili biraz sorular var. Bir iki tane klasik sorumuz var. Bir iki tane de yeni nesil sorumuz var. Önemli sorular. Bunları da çözdük mü baş eşitler konusunu alan izniyle bitirmiş oluyoruz. X ve birer tam sayı olmak üzere bir malın alış fiyatı X, satış fiyatı Y'dir diyor. Bakın arkadaşlar alış X TL, satış Y TL'ymiş. X ile Y arasında bir bağıntı vermiş. Bu maldan kar elde edebilmek için e, alış fiyatı en az kaç TL olmalıdır? Yani X en az kaç olmalıdır? Kar ne demek arkadaşlar? Kar olması için satış alıştan büyük olmalı. Öyle değil mi? Kar demek mesela 10'a almışsanız 15'e satarsanız kar elde etmişsinizdir arkadaşlar. Öyle değil mi? Kâr olması için x küçük y olmalı. Yani satış alıştan büyük olmalı ki kâr elde edilsin. Eyvallah hoştur. Y yerine zaten bunu yazacağız. Bakın x'e karışmayın. Küçüktür. Y yerine ne yazıyoruz? Y yerine diyor bunu yaz. Aa, aha ne güzeldir. O zaman bunu bu tarafa atalım. X oldu. Büyüktür. Eksi 25 artı 25 olarak bu tarafa atıyorum. O zaman x en az ne olmalı? 26 olmalı. Değil mi? En az 26. Zaten diyor ki alış en az x en az kaç olmalı? Bu 26. Arkadaşlar bu da sınavda karşınıza gelebilir. Özellikle ALES'te son zamanlarda böyle basit sorular geliyor. ALES'e çalışıyorsanız DGS'de de gelebilir KPSS'de ama ALES özellikle. Hemen ikili ikili alıp yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu ikili alıyorum ilk önce. 2x artı 4 küçükmüş. 3x eksi 2. Eyvallah. Ee, şunu bu tarafa alsak x büyüktür 6 oluyor. Tamam bunu burada yazdınız. Sonra şu ikiliyi alın ha. ha. aha. Neymiş orası? 3x eksi 2 <laughs> küçüktür 2x artı 7. Şunu bu tarafa alsak x küçüktür 9 oluyor. Aha. Ondan sonra diyorsunuz ki x demek ki 9'dan küçüktür. Efendime söyleyeyim 6'dan büyüktür. X ne olabilir? 7 olabilir. 8 olabilir. Başka da değer var. X e değer yok. X'in değerler toplamı 7, 8 de 15. Zor mu? İnanılmaz basit. Şimdi arkadaşlar geldik. 2 tane yeni nesil sorumuz var. 3 tane hatta. Bu soruları güzel bir şekilde çözelim. Bir mağazada bu arada arkadaşlar bunları yüzde problemleri falan işlerken problemlerde bu tarz soruları bir daha göreceğiz. Bir mağazada iki indirim seçeneği vardır. Birincisi alınan malın yüzde 10 eksiği. Diğeri alınan malın yüz, 70 TL eksiğidir. X TL'lik alışveriş yapan bir müşteri birinci indirimi, Y TL'lik alışveriş yapan başka bir müşteri ise ikinci indirimi tercih ettiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sevgili arkadaşlar şimdi bakar mısınız? İki farklı indirim seçeneği var arkadaşlar. Birinci seçenek, ikinci seçenek. Tamam. Birinci seçeneğimiz ne? Eğer birinci seçeneği seçerseniz yüzde on eksi. Yüzde on eksi. Tamam arkadaşlar? Eksi. İkinci seçeneği seçersen 70 TL eksi. Sadece 70 TL eksi. Var mı bir sıkıntı? Hayır. X TL'lik alışveriş yapan bir müşteri birinci indirimi tercih etmiş. Bu ne anlama geliyor? Şimdi X TL'lik alışveriş yapan bir müşteri birinci indirimi. Öncelikle arkadaşlar bu soruyu çözmeden önce yüzde problemleriyle ilgili size bir şey anlatmam gerekiyor. Bir malı yüzde 10 eksiği demek demek. Yüzde <laughs> doksanı demek oluyor. Tamam arkadaşlar? Yüzde on eksik ne demek? Yüzden on çıkarın. Yüzde doksanı demek. Bunu bilin. Çok güzel. Şimdi soruya geçiyorum. Eğer birinci seçeneği seçersek %10 indirim yapacaklar. Yüzde on eksik verecekler. Eğer ikinciyi seçersek 70 TL eksini verecekler. X TL'lik alışveriş yapan bir müşteri birinciyi tercih etmiş. E bunu tercih etmişse yani x TL'lik bir alışveriş yaptığınız zaman eğer siz bunu tercih ederseniz %10 indirim var. Yani bu paranın %90'ını vermiş oluyorsunuz. %10 indirim ne demek? %90'ı vermek demek. Eğer bunu tercih ederseniz x TL'lik alışveriş yaptınız. Bu ikinci tercih ikinci e, kampanyaya ikinci seçeneği tercih ederseniz sadece 70 TL indirim var. Şimdi bu adam X TL alışveriş yapan adam neden bunu tercih etmiş? Çünkü bu daha ucuzdur. Bu daha küçüktür. Bu para daha azdır. Yani Bu bundan küçüktür. O yüzden bunu tercih etmiş. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Şimdi bu bir. Y TL'lik alışveriş yapan başka bir müşteri ise ikinciyi tercih etmiş. Şimdi mesela siz Y TL'lik bir indir alışveriş yaptınız. Eğer bunu tercih ederseniz %10 indirim var. Yani bu paranın %90'ını ödeyeceksiniz. Y TL'lik alışveriş yaptınız. Eğer bunu tercih ederseniz bu paranın 70 TL eksini vereceksiniz. Şimdi Y TL'lik e, alışveriş yapan bir müşteri bunu tercih etmiş. Neden ikinci indirimi tercih etmiş? Çünkü bu para daha azdır demek ki. Bu yüzden bunu tercih et. Bu daha ucuzdur. Bu daha azdır. Demek ki bu bundan fazladır. Bu bundan daha az. Anlaşıldı mı? Bakın X ile Y arasında bir bağlantı bulduk arkadaşlar. Şimdi isterseniz ilk önce bunu yapalım. He, bunu yapalım. Ve Arkadaşlar, bak Şöyle şunu sadeleştirelim. İşlerse çarpını yapıyorum. 9x kaldı. 9x küçüktür. İşlerse çarpını yapıyorum. 10 çarpı x, 10x eksi 10 çarpı 70, 700. Şunu bu tarafa attım. X büyüktür. Eksi 700 artı 700 olarak gönderdim. Şöyle bir şey çıktı. X büyük 700 çıktı. Şimdi burayı hallettik. Şuraya gelelim. Bu sıfırları sadeleştiriyorum. Yine işler çarpını yapıyorum. Bakın 9y büyüktür. 10 çarpı y 10y eksi 10 çarpı 70 700. Şunu bu tarafa attım. Y bu büyük aynı şekilde yazdım. Eksi 700 artı 700 olarak buraya gönderdim. Demek ki y de 700'den küçükmüş. Yani dikkat ederseniz her ikisini birleştirelim şimdi. X büyük 700'dür. X büyük 700'dür. Y de küçük 700'dür. Y de küçük 700'dür. Yani 700 büyük y'dir. 700 büyük y'dir. Şöyle bir şey var mı? Valla var. Y küçük 700 küçük x. Anlaşıldı? Çok güzel. Aynı tarz soru sevgili arkadaşlar. Bir iş yerinde günlük ücret için iki seçenek vardır. Yani siz bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Günlük ücret için diyor ki birinci seçeneği seçersen çalışma saati 20 TL. Yani çalışacağın her saat 20 TL para kazanacaksın. Eğer ikinci seçeneği seçersen günlük net 120 TL verecekler. Bunu seçersen mesela 6 saat çalışsan 6 saat 120 alırsın. Ama bunu seçersen her gün 120 TL. Çok güzel. Bu iş yerinde az saat çalışan işçi birinci seçeneği, 5 saat çalışan başka bir işçi ise ikinci seçeneği tercih etmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar. A saat çalışan bir işçi birinci seçeneği tercih etmiş. Şimdi A saat çalışan bir işçiyi düşünelim. Eğer bunu tercih ederse, bunu tercih ederse, birinci seçeneği tercih ederse, birinci seçenek. ikinci seçenek. Birinci seçeneği tercih ederse. Tamam. A saat çalışan bir işçi. Birinci seçeneği tercih ederse. 20 A. Yani her saat 20 TL para alıyor ya. 20 A kadar 20 A TL para almış olacak. Eğer ikinciyi tercih ederse net 120 TL para tercih para almış olacak. A saat çalışan bir işçi ne yapmış? birinciyi tercih etmiş. Yani şunu tercih etine göre burada daha fazla para var. Demek ki bu bundan daha fazla büyüktür. Anlaşıldı mı? Böylelikle her iki tarafını 20'ye bölün. Yani 120'yi 20'ye bölün 6. Yani A büyüktür 6. Demek ki A neymiş? A büyük 6'ymiş arkadaşlar. Bu burada kalsın. Çok güzel. Şimdi ikinciye geldik. B saat çalışan başka bir işçi eğer bunu seçerse saat başı 20 lira. B saat çalışmışsa 20 B lira para kazanacak. İkinciyi seçerse 120 lira net ücret kazanacak. B saat çalışan işçi ikinciyi tercih etmiş. Bunu tercih ettiğine göre demek ki burada daha fazla para var. Demek ki bu para bundan daha fazladır. Yani bu büyüktür bundan. Böylelikle 120'yi 20'ye böldüm 6. Yani B küçüktür 6. E bu ikisi bize neyi söylüyor arkadaşlar? Bakın A büyüktür 6. A büyüktür 6. B de küçüktür 6. Değil mi? B küçüktür 6. A da büyüktür 6. Şöyle bir şey var mı şıklarda? Bakıyorum. Ve valla Bursa. Anlaşıldı. Çok güzel. Ya zaten hani bu kadar bir şeyi de yapmanızı gerek yok arkadaşlar. Bak çok basit düşünebilirsiniz. A saat çalışan işçi burayı tercih etmişse e, 6 saat çalışırsa 120 oluyor. Demek ki 6 saatten fazla çalışmış. Yani A büyük 6'dır. Direkt böyle çalışabilirsiniz yani. Çözebilirsiniz. <laughs> Ve son sorumuz arkadaşlar. Yaş problemleriyle alakalı. Baş alakalı bir soru. Aygül, Berivan ve Ceylan e, isimli 3 arkadaşın yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Aygül 3A-7 yaşında. Berivan A artı 19 yaşında. Ceylan ise 2A artı 3 yaşında. Valla bunları yazacağız. Aygül, Berivan, Ceylan. Çok güzel. Bunların yaşlarını sırayla yazalım. Aygül'ün yaşı 3A-7. Berivan'ın yaşı A artı 19. Uy, perişan olmuşuz ha. Ceylan 2A-3. Sabahtan beri ders anlatmışım. Yemin ediyorum imanımı gebermiş ha. Maf olmuşum can olar. Maf olmuşum ha. Şimdi. Burayı hallettik. Berivan'ın yaşı Aygül'ün yaşından küçüktür diyor. Berivan'ın yaşı Aygül'ün yaşından küçükmüş. He, şöyle bir şey varmış. Yani bu bundan küçük. Bu bundan küçük. Berivan Aygül'den küçüktür. Bu bundan küçük. Bu bundan küçük. O zaman arkadaşlar demek ki 3A-7 büyükmüş. A artı 19. Öyle değil mi? Evet. Şunu bu tarafa alsak 2a büyüktür. Eksi 7 artı 7 olarak göndersek 26. 26'yı 2'ye böl 13. a büyüktür 13 çıktı. Şurada yazalım mı? Yani a büyüktür 13. Şöyle de yazabiliriz. Bakın a büyük 13. a büyük 13. Ben genelde böyle yazıyorum. Bu burada kalsın. Burayı hallettik. Tamam. İkinciyi kullandık. Orayı hallettik. Artık şurayı silelim. Bakalım üçüncü öncülde ne diyor? Aygül ile Ceylan'ın yaş ortalaması 36'dan küçüktür. Aygül ile Ceylan. Aygül ile Ceylan'ın yaş ortalaması. E bu ikisinin yaş ortalaması nedir? Yaşlar toplamının yarısı değil mi? Yani bu ile bunu toplayacağız. 2'ye böleceğiz. Toplayın. 5A topluyorum. A. 5A. Eksi 7 ile eksi 3'ün toplamı eksi 10. Bu ikisinin toplamı budur. 2'ye bölsek yaş ortalamasını bulurum. Bu yaş ortalaması 36'dan küçüktür. Yani küçük 36'ymış. Valla hoştur. O zaman 5A eksi 10 küçüktür. 2 kere 36 72. Şunu bu tarafa attım. 5a küçüktür 82. Her iki tarafını 5'e bölüyorum. a küçüktür. 82'yi 5'e bölsek ne olur arkadaşlar? 82'yi 5'e bölsek 16 kere 5 80 çıkarttım. 20 biz sıfır attım. 5 16,5 oluyor. He 16.5 16 oluyor. Bölerseniz. Ve ne güzel. Valla bulmuşum. Valla bulmuşum. Valla bulmuşum. Dolayısıyla arkadaşlar A sayısı 13'ten büyük çıktı. 13'ten büyük çıktı. 16,5'tan da küçük çıktı. O zaman A sayısı ne olabilir? 14 olabilir, 15 olabilir, 16 da olabilir ha. A'nın alabilecek tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? E, toplayın. 16 ile 14'ün toplamı 30, 15 daha 45. valla. Sevgili arkadaşlar, vallahi mahvolmuşum. 4 videoyu üst üste çektim. Bu baş sesfiklerle ilgili 4 videoyu gerçekten üst üste çektim. Ve gerçekten perişan olmuşum. E valla öyle basit değil ha. Bu var ya bu beni mahvediyor zaten. Bu Grafik tabletle yazıyorum ya. Ha şu an bana elimi açamıyorum ha. E valla. Peki siz ne yapacaksınız? Bu videoyu beğeneceksiniz. Bu videoya birer yorum yazacaksınız. Ve sağ olasın ve var olasın hocam yazacaksınız. Ondan sonra gideceksiniz tamam mı? Bir sonraki konumuz basit eşitsizliklerle ilgili en az 200 soru çözüyorsunuz. Tekrar ediyorum. Basit eşitsizliklerle ilgili en az 200 soru çözüyorsunuz. Bunun haricinden 200 soru daha çözün. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar mutlak değer konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.